Türkiye'nin gündemine tabii ki bu YSK kararı oturmuştur. Hak vermemek mümkün değil. Gerçekten adalet, hürriyet, demokrasi yok sayılarak bugüne kadar YSK verdiği kararlarını, yanlış kararlarını, adaletsiz kararlarını neredeyse taçlandırmıştır, tüy dikmiştir. Türkiye'de hatta dünyada bir şok yaratmıştır. Tam kanunsuzluk nedeniyle iptal etmediği şüphesiz. Çünkü tam kanunsuzluk nedeniyle bu kararı vermiş olsa bütün belediyeleri, meclis üyeliklerinin seçimlerini ve muhtar seçimlerini de iptal etmesi gerekirdi. Bunda belli ki kısa karardan da anladığımız kadarıyla 27 Mart tarihli YSK'nın genelgesinde seçim iş ve işlemlerinde usulsüzlük nedeniyle iptal hükmü bulunmakta. Bu da 7 günlük süre içinde geçerli olmakta. 298 sayılı kanunun 130. maddesine göre sandıklardaki usulsüzlüğe de dayandırılarak 7 günlük süre kabul edilmek şartıyla 212 sandıkta usulsüzlük var ve her bir sandığı da 350 kişi sayarsak, seçmen olarak hesap edersek 70 binin üzerinde bir seçmen sayısına ulaşılır. 70 binde seçimlerin sonucunu etkileyebilir denmekte. Önergeye baktığımız zaman sebebine girilsin deniyor. Bunun nedeni araştırılsa o 70 bin seçmenin çoğunun zaten AK Parti'ye verdiği orta yerdedir. Yani araştırılsa bunlar da ortaya çıkar. Ama tabii ki araştırılmayacak. Sadece karar verilmiştir ve Türkiye'nin adaletine ve seçim sistemine çok büyük bir darbe vurulmuştur. YSK, seçimlerin sorumlusu olan YSK işin kolayını bulmuştur. İlçe seçim kurullarını da, başkanlarını, çalışanlarını, müdürlerini de hakkında soruşturma açılmasını sağlayarak kendileri de bu işten kurtulmaya çalışmışlardır. Oysa bu seçimlerin baş sorumlusu YSK'dır. Böyle bir usulsüzlük var diyorsa da YSK'nın artık tahammülleri zorladığını da biliyoruz. İstifa etmesi en doğru gerçektir. Ben burada kürsüden istifaya davet ediyorum YSK üyelerini. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.